Dumanı sisin gelişini bekle, intizar et. Yani bu gelince artık kıyameti umudu, okuluşu hakikat çok yaklaşmış demektir. Malumunuzdur, bu duhan, bu sis gökten inince 40 gün devam edecektir. Kürre-i arzı her tarafını sarar. Kafir olan dinsizlerin burunlarından içeri girer, gözlerinden içeri girer, kulakların deliklerinden içeri girer, onların ağızlarından içeri girer. İmansız olan kafirleri sarhoş haline dönüştürür. Yani sanki alkollü madde içmiş gibi akıl başlarından gider. Asgurur hayvanlaşırlar, ne yaptıklarından haberleri yok, sersem olurlar. Ama bu müddet zarfında imani olan müminlerin de burunlarından içeri giriyor. Fakat müminlerin sadece nezle olacak bir dereceye kadar rahatsız olur. Şuuru başındadır. Sersem hale dönüşmüyor imanın bereketi nedeniyle. Sadece ifaf bin nezle kendisinde mani olduğu kadar. Bu da kıyametin 7. alametidir. Hatta kafirlerin dedik ki burunlarından, gözlerinden, kulaklarından, ağızlarından, afgürün tabutlarından, dübürlerinden içeri giriyor. Onları sersem hale dönüştürür. El-Ayazü Billah. Bu duman da 40 gün devam eder böylece. Tabi kafirler eziyet görüyor, müminler de ifa bir rahatsızlıkla karşılaşırlar. Ya Rabbal alemine sen imanımızı da muhafaza eyleyesin. Amin. Aziz ve muhterem dinleyenler, kıyametin büyük alametlerinden 8.'si ise Yemen bölgesinden, yani bugünkü Aden edilen Yemen'in bir paytaktı, şehri. Hint Okyanusu ile Kızıldeniz'in bitiminde birleşiyor. O bölgeden bir ateş zuhur eder. Bu ateş Hint Okyanusu ile Kızıldeniz arasındaki kara bölgesini kaplar. Oradaki insanları çembere böyle alıp Kudüs Şerif'e doğru getirmeye devam edecektir. Bu ateşin hali ise hadis-i şerifte şöyle diyor: تَخْرُجُ مِنْ عَرْقِ عَدَنَ تَزُوْقُ النَّاسَ اِلَى الشَّامِ تَقِلُّ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيدُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَعْتُ سَلَفَ رَسُولُ اللّٰهِ. Bu ateş Hint okyanusu kıyısından insanları alıp Şam tarafına getirmeye devam eder. İnsanlar onunla konuştukları vakit ateş de onlarla konuşur. Getirilen insanlar yorulup yattıkları vakit o ateş de söner durur. Kalktıkları vakit ateş tekrar alanlanıp onları Şam'a doğru getirmeye devam edecektir. Bu demektir ki insanlar ölümlerinden sonra nasıl mahşer alemini Şam bölgesinde, Kudüs bölgesinde ihdas edilip kurulur. Bu ateşle bu dünyadaki hayatta olan, canlı olan insanları da bu tahsis edilen mahşer bölgesine getirilmesini ikaz ediyor. Tövbe etmek lazım. Zeranın neresinden dönülür ise kar oradan başlar. Kıyametin büyük alametlerinden 9.'sü Kur'an-ı Kerim'in yapraklardan kaldırılması ve hulase dini ahkamların, hadislerin, fıkıh kitapların kitaplardan hükümleri kaldırılıp levh-ül mahfuz'a çekilmesidir. Tabi denilmiş ki Kur'an-ı Kerim bakire gelmiş ve bakire gidiyor. Manası şudur ki Cebrail aleyhisselam
Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme vahiy kanaliyle getirdiği ahkamlar nasıl muhafaza edilmiş, salimen Resulullah'ın mübarek kalplerine bırakılmış ise, ahir zamanda da gerek Kur'an-ı Kerim, gerek hadis-i şerifler, gerek tüm dini ahkamlar Cebrail aleyhisselamın vasıtasıyla ilgili kitapların yapraklarından kaldırılıp, çekilip, levh-ül mahfuzun manevi makamına gene teslim edilir. Bu demektir. Ya Rabbi, sen imanımızı muhafaza eylesin. Amin. Aziz dinleyenler, dini ahkamlar manevi yönde kitaplardan tamamen alınıp levh-ül mahfuz'a götürülünce artık mevcut zamanın insanlar arasında ilim ve irfan kalmaz. Cehalet küre-i arzı kaplar. Ahlaksızlık çok yayılır. Hatta bir hadis-i şerifin mealinde insanlar o kadar şehvani arzulara müptela ve düşkün olurlar ki mevcut ahlaksızlar ahlaksız bir kadını caddenin ortasında yatırıp onun ile ilgilenirler aşikare. Gelen gidenler hiçbirisi kıskanmaz. O zamanın insanları arasında en güzel ahlaklısı olanı oradan geçince kötülüğü yapanlara hitaben diyor ki keşke siz bu iğrenç fiili burada yapmaydınız da biraz yolun kenarına alaydınız de. Yani en iyi ahlaklısı bu sözü söyler. Demek istenilir ki o anda mevcut insanlar arasında Allah'a ibadet eden yok. Küfrün zulmeti küre-i arzı kaplamış. Kimse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demez. Bu mübarek sözü söyleyen bir Müslümanın bu kelime-i tevhidin bereketiyle nur küre-i arza yayılır o nisbette ve 40 sene kıyametin vuku'u tehir edilir hadis-i şerifte söylendiği gibi. La tekûmü sâ'atu ve alâ vecihil ardi men yekûlu Allahu Allahu. Yeryüzünde Allah Allah Lafz-i Celal'i söyleyen bir Müslüman bulunca kıyamet kurtulmaz. Ve ikinci hadis-i şerifte hadis-i kudüsiyede deniliyor ki اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِإِسْرَافِيلَ اِذَا سَمِعَدَّ قَائِلًا يَقُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَأَخِّرِ النَّفْخَةَ 40 سَنَةً اِكَامًا لِقَائِلِهَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ve hadis-i şerifler تَزْكِرَةُ الْقُرْتَب۪ي İnnen 222. sayfasında kaydedilmişlerdir. Ve Ali, Cenab-ı Allah, İsrafil aleyhisselam'a emir buyurdu ki, ya İsrafil, yeryüzünde Allah Allah diyen bir Müslümanın sözünü duyduğunda 40 sene sür borusuna sürmesini geciktir. O Müslümanın bu Allah Lafz-i Celal'i söylemesine ikramen kıyametin vuku'unu 40 sene tehir et diye emrediyor. Fakat buyurur ki demek ki bu nizami alemin devamı yeryüzündeki Cenab-ı Allah'ın tanınması ve varlığının birliğini, mabudiyetini İslam dininin esaslarına saygınlık göstermesine hürmeten ve ikramen devam edilir. Bu da salih zatların bilhassa bulunması ne var mıdır? Kıyametin 10. büyük alameti ise Kâbe-i Şerif'in yıkılmasıdır. Hadis-i Şerif'te işaret buyurulmuş ki enni bi habeşiyyin efhacis sâkeyni ezrekil ayneyni efdesil enfi kebiril batni ve ashabuhu yankudu يعني الكعبة حجرا وحجرا ويتناولونها حتى يرموا بها إلى البحر صدق رسول الله تذكرة القرطبي كتابة 193. sayfasında kayıtlıdır meali. Hz. Resulullah demiş sanki ben Habeşistan hükümdar, kafir hükümdarın Kabe'yi
şerifi üzerinde, duvarı üzerinde oturup ayağını aşağıya bıraktığı manzarasını görüyorum ki, onun başı ifaktır, kulakları ifaktır, bacakları kısadır, gözleri yeşildir, burnu yatıktır, yasıdır, karnı şişmandır. Arkadaşlarına emir buyurur, der ki, Kabe-i Şerif'in mübarek taşlarını sökün ve denize doğru atın, yıkın demek istiyorum. Bu hadis-i şerifin mealine göre, Kabe-i Şerif'in yıkılışıyla ilgili, demek ki yeryüzünde artık Allah-u Celle Celaluhu diyen kimse yok ki, küfrün zulmeti küre arzı kavlamış, mevcut kafirler, Müslümanların ibadet ettiği mübarek Kabe'nin eserini, izini yeryüzünden kaybetmek istiyorlar ki, artık Allah-u Teala'nın varlığı bilgisi hiç kimse tarafından talafın edilmesin elayahu billah demektir. İşte bu hikmete binaandır. Yer ile gök manevi yönde sarsılırlar. Cenab-ı Allah İsrafil Aleyhisselam'a emir buyurur, zür borusuna üfürür ki birinci üfürmenin neticesinde yeryüzündeki canlıların bir kısımları bayılırlar ve bir kısımları da sarhoş haliyle bu azenesiz yeryüzünü başırlar. İkinci defa tekrar Cenab-ı Allah emir buyurur. İsrafil Aleyhisselam sur borusuna ikinci defa üfürünce daha şiddetli üfürür ki nizam-ı alem tamamen yıkılır, kıyamet düşürür. Ve bu yıkılmadan sonra ne kadar zaman gider ise Allah bilir, çünkü tarihi kaydeden yok. Daha sonra Cenab-ı Allah'ın iradesiyle manevi alemden hayat suyu denilen hayat suyundan 40 sene yağmur yağar. Bu yağan yağmurun rengi gridir. Mahmur meni rengindedir. 40 sene yağar, kırrayı arzın her semtinden 12 sıra toprağın derinliğine iner ki bugünkü ölçüyle takriben 6 metre toprağın derinliğine düşürüler. Dünyaya canlı gelen tüm mahlukların kuyruklarındaki ifak kemiğine isabet eder, çürüyen, ezilen tüm canlılar tekrar ot şeklinde biter göğerir. Her mahluk eski şeklinin kemaline girdikten sonra Cenab-ı Allah manevi alemdeki ervahlara emir buyurur. Ervahların tamamı Cenab-ı Hakk'ın manevi huzuruna geldikten sonra Cenab-ı Hak ilgili ervahlara emir eder. İsrafil Aleyhisselam'ın elindeki ve Cenab-ı Hakk'ın emriyle İsrafil Aleyhisselam boruya üfürünce borudaki ruhların tamamı dağılıp her bir ruh dünyadaki sahibinin cesedine girer. Burun deliğinden önce beyni ilgili cismin, cesedin beyni canlanıp cesedine tamamen ruh yayılır, canlanırlar. Cenab-ı Hak bu itibara binaen üçüncü bir defa İsrafil Aleyhisselam'a emir veriyor. Keza boruya üfürünce mezarlarındaki canlanan tüm canlı mahluklar Allah'ın iradesiyle kalkıp mezarları yarılır ve manevi melaikelerin tesiriyle tüm canlı mahlukatlar mahşer aleminde toplanırlar, yani Şam'da toplanırlar.